Herkese merhabalar. Bugün yine Erzincan'dayız. Geçtiğimiz yıl Erzincan'daki günlerimi burada işte gezi, vlog kısa kısa sizlerle paylaşmaya çalıştım. Sonraki süreçte tabii İstanbul'da hayat, iş, zaman vesaire çok da müsait olmadığı için bunları tamamlayamadım. Tekrar geldim Erzincan'a bu yıl. 2023 Haziran'dayız. Şu anda Haziran'ın kaçıydı? Haziran'ın 3'ü. Bugün itibariyle tekrar köyde yaşadıklarımı bir hafta 10 gün boyunca çekip sizlerle paylaşacağım. İşte yaklaşık 2001 yılından beri Erzincan'a geliyorum. Her yaz burada geçiriyorum. Zaman zaman işte ya bunları kayıt altına alsaydım, bunlar işte bende anı olarak kalsın istediğim birçok şey oluyordu. Tabi bunları kaydedemedim. Fakat geçtiğimiz yıldan itibaren burada yaşadıklarımı, günlüklerimi hem kayıt altına almak hem de sizlerle paylaşmak için bu çekimleri yapıyorum. Dediğim gibi bugün de Erzincan'da birinci günümüz. Umarım bu şehir hayatında olan arkadaşlarımız, dostlarımız bu videoları izleyerek biraz böyle köy hayatında olmanın nefesini alırlar. Umarım keyif alırsınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu arada tabii ki abone olmanız, yorum yapmanız, videolarımı beğenmeniz beni çok mutlu ediyor. Tabii şu ana kadar aktif olmadığım için dolayısıyla çok da yüksek bir abone sayısına ulaşamıyoruz. Abone sayımız belli bir yerde takıldı kaldı. Bu konuda destek verirseniz, videolarımı paylaşırsanız, işte WhatsApp gruplarınıza atarsanız, Facebook'unuzda, Twitter'ınızda paylaşıp beni önerirseniz çok sevinirim. Sizin önermenizle birlikte umarım bu mecrada daha kalıcı olmaya çalışacağım. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. O zaman Erzincan'daki birinci günümüz başlasın. Bu arada size bahçemizi de gösterelim. Geçen seneki haliyle şu anda otlar bayağı büyümüş. Dilime kadar geliyor neredeyse. Öğleden sonra gelip buraları temizleyeceğiz. Ardından toprağı belleyeceğiz. Yeni aldığımız fideler var. Domates vesaire. Onları ekeceğiz. Salata, domates, biber artık ne varsa. Burada. Herhalde bir ay sonra falan dolmuş olur bunlar. Ön tarafta böyle. Kusat nerede? Bilmiyorum sen de değil mi? Kusat. Kusat sende mi? Ne? Kusat çantanda mı? Ne? Kusat. Ruhsat, ruhsat. Çanta. Arabaya bak. Yok yok arabada ya. Kesin turuncu değil mi? Sanırım arabada sen. Şu sol tarafına bir bak. Tamam tamam. Selam. Baba şuna bir baksana. Tamam tamam. Çöp, çöp mü? Atacak mıyız bunları? Bulduk. Montunu al. Aldım. Merhaba amca. İyisin. Sağ olayım. Sen nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. İyi bir soru yok. Güzel. Sen de iyisin. İyiyim. Sağ olasın. Geldik bu çok soğuk çektik. Burada. Hadi gel gidelim. Veya dün de soğuktu. He. Amca gelirse. Andıra Hanım'a söyleyiniz. He. Kim var? Ver bana. Bir kalasın. Bana olsun bana. Mutlu. İyiyim sağ olasın. Sen nasılsın? Sağ ol, sen ne yapıyorsun? İyi, İyisin. Dedim amca bir şey lazımsa içeriye gidiyoruz. Sütümüz yok. Yoğurt mayı alıyoruz köyde. Köyde süt yok mu? Köyde yok diyorlar. Bir de 100 lira diyorlar. 100 lira mı? 5 kilosu 100 lira. Ha, 5 kilosu. Yok İstanbul'da millet adam Silivri'den getiriyor. Evin kapının önünde satıyor 90 lira. Ya o da şey Antalya'da da ha. Bu da tam adam dünya kadar mazot yakıyor. Ya, bir işçi.
Avrupa'da Trabzon tereyağı 150 lira, 160 lira. Yaşar, Allah şeye gidiyor. Aptal Musa'nın, ne diyorlar oraya? Türbe. Aptal Musa türbe diyor. Elmalı. Elmalı'ya gidiyor. Yaşar oraya çok mal götür ben büyük olan. Burada keçi yağı var. 150 lira. O kadar güzel ki. Çökeli kaç para? Vallahi 70 mi 80? Ucuz. Taze çökelik. Ha taze. Taze öbürü eski. Çökelik yok. Taze çökelik 70-80. Ha. Gelim ha. Gidiyor. 90 lira. Bu köyde ne oluyor yani bu kadar pahalı? Tamam maliyetler arttı belki şu bu ama bu kadar ama da... bu kadar artması melek et. Bugün ben 140 liradan şey uygun markete 140 liradan yağ aldım. Tereyağı var. Sen bak bak mesela Antalya'da sebze meyve bedava değil mi? Ucuz tamam. Tarlada. Tamam. Ama İstanbul'a gelince artıyor. Ya o şimdi komşulukta bunu şimdiye kadar yem yediriyordu. Şimdi hayvan dışarıda otur değil mi? Ne? Köyde bu kadar pahalı olur mu? Geçen İstanbul'da markete gittim. Bu ampara. Trabzon yağı. Ya çöp mü atacağız? Devam. Trabzon yağı amca 150 lira. Tereyağı. Hı-hı. Trabzon yağı da meşhurdu ya, inektir o. Şeyde, Erzincan'dan mı? Yok, İstanbul'da. Öyle geliyor ha? Tabii tabii. Abi camı kapatırsın. Ceren yağı ben alayım. Bir taraf açık kalsın ya tam. Kapat. Kulağım ağrıyor da. Ben de fazla denmiyorum ona. Camı. Vallahi bilmiyorum baba. Allah sonumuzu hayır getirsin de. Her şey berbat. Arlaya mı götürdüler? Geçen sene öylesene. Çamlıdere'de su yoktu. Miyatında. Miyatında değil mi? He, sular kesilmişti. Kolay gelsin. İnce bulgur var mı? Var. Halil abi merhaba. Beni ara diyorsun da baba telefonu yok ki yanında. Hey ya sonra atmam lazım ama ya. Şey baktım ya. Seçim bitti mi? Bitti sayılır. Abi bir markette bir şey var. Orada da taze fide var güzel abi. Orada da vardı. Şurada. Burada da oraya bakarız. Ben bakarız. Bak, bak, şuraya gir. Taze aldım. Musa amca. Musa amca. Poşeti bırakıyorum buraya. Arkada bagajda bıraktım. Tamam ne demek onu. Tamam abi. Görüşürüz. Yardımcı olsun. O Zazaca bilmiyor. Yok. Eski meski topluyor. Olan İstanbul'da buraya geldik bir şey de yok. Lokma kızı ver, yani para mara verir. Lokmadır. Allah karşı getire desu diyeyim o. Tut 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 düşmez. Şeyin arkasını mı? Orkide. Biz orkide kullanıyoruz mu? Ne kullanıyoruz? Sen de ayçiçek ya. Ayçiçek ya. Orkide ayçiçek. Ya ayçiçek ya. Bazılar okuyorlar ha. Bak sen ayçiçek ya diyorum. Tamam ayçiçek diyorum ama marka orkide. Şimdi bunun için bir daha gideyim mi? Neyse kalsın yarın yağ var acele değil. Yarın gitti de değişirsiniz bir şeyi kaybetmeyin. Kokuyu yapar diyorsun.
Yarın gidecek miyiz? Ben bilmem ben. Yok ya? Yarın Çarlı'ya gidiyor muyuz yani? Bilmem. Yok eğer gitmiyorsak. Ama sen şeyi unuttun ya, fiş almamışsın. Fiş yanımdadır ya. Fiş almadık mı ya? Almadık. İşte baksana. Ya vermiştir fişini de. Sen almadın. Belki fişi bulduk sonunda. Anne. Değişeyim mi? Daha neye gidiyorsun şimdi? Yarın gidecek miyiz ki bir şey için? Yarın nasıl gidiyorsun? Gitmem gitmem. Ya salıya bulur o, sonra değişmez meşmez değil misin? Değişirler onu da hatırlamaz. Değişmez, hatırlamaz. Bir dakika okuyorum. Bir de senin evde var mı kullandığınız yağda? Hayır. Bu yemez, bunu anladım. Tamam, öbürünün markasını bana göster ki ya, aynısı mı değil mi? Bilmiyorum ki. E bu şeyde diğer marketlerde yok mu baba? Biz de alıyorduk onu abi. Yani bunu iade ettik. Yudum mu istiyorsun anne? Yudum olur mu? Evet şimdi geldik. Köydeyiz. Çaylı'daki alışverişi bitirdik. Yani tekrar da gidebilirim gün içinde bilmiyorum. Şimdi birazdan aşağı iniyorum. Babam dediğim gibi az önce göstermiştim bahçeyi temizlemeye başladı. Beraber belleyeceğiz. Sonrasında fideler için hazır hale getireceğiz. Muhtemelen salı çarşamba günde fideleri ekmiş olacağız. Şu anda hem ön tarafı hem de arka tarafı ona göre hazır hale getireceğiz dediğim gibi. Şimdi bahçeye geçiyoruz. Bahçeden devam edelim. Bu ayakkabı beni sağdan soldan sıkıştırıyor. Ver çekeyim ben. Evet, koyarım. Ve anlamama yok burada. Bunlar ne? Oraya fazla dokunma. Orası reyhan orası. Bebişler doğdu. Aha. Baba. Abdül kökelik yok mu? Sen evi. Gözün aydın. Gözün baktım ya. Yatağın altı. Allah. Allah analı babalı büyüsün. Ya ben bilseydim. Kökelik şeyden alırdık çayırdan ya. Hepsi doğdu mu? İçeride var mı? Ölçüm çıkıyor. Şu an bir taneymiş. Bekle. Ya teyze doğdu geldi. Bizim yanımıza içeri geldi. Hangisi? Yavru yatağın altında. Abiyi belirle hangisi büyükse.
Bir bakayım ben. Kızım o işte. Gide Doğruca kırıldı ya. Burada mı doğruldu? Ha geldik, ses geliyor. Ay evet ya. Geldi bize, demek o yüzden haber verdi. Ha ya. Annesine benziyor. Ama daha var. Kara mı? Aynı renk mi yoksa? Bilmiyorum. Yeni diye mi öyle? Şuraya. Ver yukarı abi. Şu kediler için de bir şey yapak ya. Şuraya havuzda çıkalım. Ben buraya. Aferin sen. Ya Güsel'e bir tuzlu çökelik var mı biraz? Evet. İçemiyor ki. Nasıl bir içemiyor? Şöyle yapmıyor mu? Şöyle yap bak şöyle. Alttan getir bak. Böyle alttan daldır kaldır. Ya ben nasıl orayı biçtim Cenk, görüyor musun? Bakar mısın bak şuraya? Şöyle yapayım. Evet. Sonra böyle kaldırayım. Yok şey farklı kaldır, öyle birden değil. Demek taban yere doğru edilmiş olacak çünkü onu biçe götürür. Sen becerir misin? Ha. Biraz becerdim. Usta beceremiyor. Usta maç çekimi yapıyoruz burada. Ters pişme olsun. Burayı düzelt. Heh. Bak tut tut. Bak gördün mü tırpanı? Gördün mü Cenk bak? Ya. Yeter an burada bir su koymak istediyor. Yavrum içeride. Çayırlığa gittim geldim. Bu evin önündeki kediye biraz mama aldım. Bulabildiğimi çayırlıda. Halanın köpeği vardı, o doğurmuş. Şimdi onu gösterdim. 3 tane yavrusu var, bir tane daha bekliyorlar. Gelecek mi gelmeyecek mi diye. Bir tane de burada. Kediler. Ne var? Ne var? Ya. Dış kapıyı nasıl örteyim baba? Niye? Bunu örtsem yeter. Anne, bu mamayı öyle koymuşsun yere. Bu mamayı içeri girdi. Kedi de geldi, hepsini parçaladı. O kedi parçaları döker hep aşağı. Ne? Oraya getir. Mamayı niye oraya koymuş? Kim oraya koymuş benim mamadan? Kapının arkasına indi mi o kedi gelir buradan da parçalar. E çünkü kapıyı örtüyorsun. Ha, örtecek miyiz? Kapıyı örtüyorsun. Ulan lan soğuk ya. Ona kaç para verdin? Evin içi daha soğuk. Sen bir şey olsun gibi. Bilmiyorum ki. Sen kimin oğluydun? Ahmet Mutlu. Ahmet Mutlu. He. Anne bunlar hep bizden geliyorlar. O da bizim. İkisi de bizim. Sen koşma sakın, tamam mı? Sen bir de terlik giyme, ayakkabı giy bak. Onu kırır ya. Ona göre.